son 4 yılda bu ülkede 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 TÜİK Başkanı gördük. Gelen hep gideni arattı. Bugün sanayici krediye erişemiyorum diye şikayet ediyor. Dövize sıkışan hükümet, bir yandan Merkez Bankası, bir yandan Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu eliyle, kurumu eliyle kredi musluklarını kapatmaya devam ediyor. En son İstanbul Sanayi Odası'nda yaşanan skandal görülmemiş bir skandaldır. Bankanın muavin koltuğunda oturmaya razı olan Merkez Bankası Başkanı, kendisine derdini anlatan sanayiciye demediğini bırakmamıştır. Yok sanayici aldığı düşük faizli krediyle 55 milyarlık dolarlık döviz almış, yok sanayici stokçuluk yapıyormuş, yok ucuz krediyle döviz alan sanayicilerin listesi de ellerindeymiş. Anlaşılan Merkez Bankası Başkanı oturduğu muavin koltuğundan sanayicileri fişlemiş. Sen direksiyonu sarayın kibirlisine kaptırmışsın. Kanunen sana verilen enflasyonu düşürme görevini yerine getirememişsin. Milli paramızın değerini pul etmişsin. Sanayicinin üretim maliyetleri almış başını gitmiş. İşte üretici enflasyonu %145 olmuş. Sayenizde sanayicinin işletme sermayesi her gün eriyor. Bugün aldığı ham maddeyi ara mamülü yarın kaça yerine koyacağını bilmiyor. Ticarette vade kontrat kalmadı. Bütün bunlar sizin patlak şambrale yama politikanızın sonucu. Ama artık lastik yama tutmuyor. Hiç sıkılmadan siz çıkıp üreticiyi, sanayiciyi suçluyorsunuz. Tabii ön teker nereye, arka teker de oraya. Kibirle mağlul Erdoğan sağa sola bağırarak ülkeyi yönetebileceğine inanırsa, atadığı Merkez Bankası Başkanı da sağa sola ayar vererek, tüketiciyi tehdit ederek para politikasını yönetebileceğini sanır. Devlette yönetim krizi her geçen gün büyüyor. Ülkemiz yönetilmiyor, savruluyor. Gün geçmiyor ki büyük bir skandal patlamasın. İşte dün yaşadığımız skandal. Bu kifayetsiz kadrolar sağlıklı bir şekilde kamu personeli seçme bir kamu personeli seçme sınavı dahi yapamamışlar. Bu milletin evlatlarının umutları geçmişte çalınan sınav sorularıyla çok yandı. FETÖ ile beraber çok kul hakkına girdiler bunlar. Gençlerimizin umutlarını çaldılar. Dün yine sınav sorularının dışarıya sızdırıldığına yönelik sosyal medyada çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Bunlar öyle hafife alınacak mesnetsiz iddialar da değil. Ama ÖSYM daha yemeden, içmeden, doğru düzgün araştırmadan iddiaları hemen reddetti. Ardından artan kamuoyu baskısıyla Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'na bu konuyu inceleme talimatı verdiği söylendi, açıklandı. Sonra da Erdoğan aynı gün gece yarısı bir kararnameyle ÖSYM Başkanı'nı apar topar görevden aldı. Hayrola? Bu ne telaş? ÖSYM Başkanı'nı kurban verip bu işten sıyrılmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa gider ayak devlete yandaşlarınızı doldurmaya çalışırken operasyon elinizde mi patladı? ÖSYM Başkanı'na tavsiyemiz, eğer bu işi birilerinin talimatıyla yaptıysa, önceki Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar gibi kendisine talimat vereni açıklasın. Yoksa bu pilav daha çok su kaldırır. Çalınan her soru gençlerimizin çalınan hayatıdır. Sınav sorularının çalındığı iddialarının ciddiyetle ele alınması gerekir. Çünkü bundan sonra bu sınavı kazanan da töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Bu yandaş olmayan gencin hakkını gasptır. Derhal soruşturulmalı, soruşturma sonucuna göre de gereği mutlaka yapılmalıdır. Kamuoyunun vicdanı derhal rahatlatılmalıdır. İşte en son Rusya ile yaşanan Akkuyu Nükleer Santrali meselesi.
biz komşularımızla karşılıklı saygı temelinde iyi ilişkilere sahip olunmasını tabii ki isteriz. Rusya da Türkiye'nin önemli bir komşusudur. Ancak defalarca uyarmamıza rağmen son dönemde başta enerji olmak üzere pek çok alanda ülkemiz aleyhine Rusya ile asimetrik bir bağımlılık oluşmuştur. 2021'de toplam doğalgaz ithalatımızın %45'i Rusya'dandır. Ve yaşadığımız güncel bölgesel krizlerde göstermiştir ki menfaati icap ettiğinde Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanabilmektedir. Enerjide kaynak ülke çeşitliliğini artırmak Türkiye için artık stratejik bir tercihtir. Bu gerçeğe rağmen ülkemiz nükleer enerjide de Rusya'ya bağımlı hale getirilmiştir. Rusya hem Akkuyu'da kurduğu nükleer santralin hem de Akkuyu'da üreteceği elektriğin sahibidir. Türkiye bu elektriğin sadece tüketicisidir. Hem de üretilecek elektriğin kilowatt saatine KDV hariç 12,35 sent gibi fahiş mi fahiş bedel ödemek zorunda olan bir tüketici. Hadi nükleer teknolojiyi öğreneceğiz desek, o da mümkün değil. Çünkü santralin işletme ve bakımı da dahil tüm iş süreçlerinden Rusya sorumlu. Santralin hiçbir yerinde yerlilik, millilik yok. Hal böyleyken Akkuyu'nun inşaatını gerçekleştiren Türk firmasının sözleşmesi de Ruslar tarafından bu hafta feshedildi. İnşaat işi Rusya'ya ait bir devlet şirketine kaldı. Açıkçası bu işin ardında ne var biz anlayamadık. İnşaatı gerçekleştiren Türk firması ehil bir firma değilse nükleer santral gibi çok hassas bir inşaatta neden yüklenici oldu? Yok söz konusu firma bu işlerde ehilse Ruslar tek taraflı olarak bu firmanın işine neden son verdi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu süreçten haberi var.